Selamun aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den hepinize selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Malum Galatasaray Pendik Spor'u 2-0'la geçince yine beklenildiği gibi sizlerin, bizlerin de beklediği gibi birileri konuşmaya başladı. Ama burada mesele konuşan ya da bildiri yayınlayanlar değil, onları konuşturanlara bakmak lazım. Onlara o bildirileri daha önce başkalarına yaptıkları gibi yayınlatanlara bakmak lazım. Biz bunların kimler olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Çünkü bunlar sürekli dalga dümen peşindeler, üçkağıtçılık peşindeler. Algı, hani algı diyorlar ya şimdi kibarca, bunun adını ben değiştirdim, algı falan değil, puştuk arkadaşlar. Puştuk peşinde olanlar yine bildikleri, çok da usta oldukları bir oyunu oynuyorlar, sahneye koyuyorlar. Bundan önce ne bileyim Galatasaray gitti Rize'de, Rize Spor'u mağlup etti. Hemen çok geçmeden yarım saat içerisinde önceden taslak olarak hazırlanmış olan bildiriyi hemen yayınladılar. Bu sene bunun gibi pek çok maçta yaptılar. Ve bu senenin ürünü değil. Hatırlayın arkadaşlar, hazırladıkları kurgu, yazdıkları senaryo geçen sene Sivas'ta oynanan Sivas Galatasaray maçıyla başlamıştı. Orada Galatasaray'a kurdukları tuzağı bir şekilde aynen utanmadan, sıkılmadan ama büyük bir pişkinlikle de devam ettiriyorlar. Aynı tuzaklar içerisine Galatasaray'ı çekmeye çalışıyorlar. Şimdi önce şöyle diyelim. Avrupa'da Türk futbolunu rezil edenler, bakın Avrupa'da Türk futbolunu rezil edenler ve kendileri de kat kat rezil olanlar arkadaşlar, taraftarlarının gözünde en azından bu rezilliklerini unutturma, onların dikkatlerini başka yöne çekme adına her türlü numaralar yapılıyor. Galatasaray'ın oynadığı ve hakikaten tamam, Galatasaray iyi oynamıştır, kötü oynamıştır, biz bunu tartışırız. Ama sonuçta bileğinin hakkıyla kazandığı bir maçı, 3 puanı tartışılır hale getirme adına her türlü numarayı yapıyorlar. Bakın burada isterseniz en sonda söyleyeceğimiz cümleyi gelin en başta kuralım ve diyelim ki ben Ersan Çelik her sohbetimde bir şey anlatıyorum. Özellikle ve özellikle iki tane hususa dikkatlerinizi çekmek istiyorum değerli kardeşlerimiz. Bir, Fenerbahçe kazandığı her maçı, yani 3 puanı garantilediği her maçta tartışılır. Bir iki tane pozisyonu bilinçli olarak, isteyerek oluşturuyorlar. Nasıl? Fenerbahçe'nin aleyhine. Örneğin Fenerbahçe 5-0 önde, 3-0 önde, 3 puanı garantilemiş, koymuş cebine. Ne yapıyorlar? Ki önceden oyun hazırlanmış, o hakemlere talimatlar verilmiş. Diyorlar ki burada Fenerbahçe'nin aleyhine %100 bir hata yapın. Mesela Pendik maçında 5-0'da yanılmıyorsam Fenerbahçe maçı kazanmış, 3 puanı garantilemiş. Ferdi denen futbolcuya %100 bir penaltı yapılıyor. Hakem penaltıyı isteyerek, bilerek çalmıyor. Devam. Bir başka maçta yine 5-0, 4-0 neyse, örneğin Fred'e net bir faul yapılıyor. Kırmızı kartlık. Ve hakem bunu bilerek, isteyerek çalmıyor. Ve buna benzer daha pek çok maçta buna benzer hatalar yapılıyor. Ve sonra ne diyorlar? Bunlar başta olmak üzere bu bildiriciler var ya, bu bildiriciler başta olmak üzere o bildiricilerin medya içerisindeki uzantıları, yalayıcılar, yıkayıcılar, dilleri yalamaktan nasır tutmuş olan dallaraklar hep birazdan şunu seslendiriyorlar. Bakın Fenerbahçe oynadı, öyle oldu, böyle oldu, kazandı ama nasıl kazandı? Penaltısı verilmedi. Falancaya kırmızı kart çıkmadı. Hakeme rağmen Fenerbahçe kazandı. Yani demek istiyorlar ki Fenerbahçe hep hakemlere rağmen kazanıyor. Halbuki Fenerbahçe hakemlere rağmen değil, Fenerbahçe arkadaşlar hakemlerle kazanıyor. Nasıl olduğunu bakın, o maçların ben size göstereyim. Hangileri olduğunu göstereyim. Bakalım
Haklı mıyım, haksız mıyım? Arkadaşlar şuraya bakın. Şu tabloda bakın şimdi ben bunu yakından getiriyorum. Böyle size gösterdim ve okuyacağım. Arkadaşlar daha birinci haftada Gaziantep maçında Fenerbahçe'nin, bakın Fenerbahçe'nin kırmızı kart görmesi gereken oyuncusu Ferdi bilmem ne kırmızı kart görmüyor. Fenerbahçe'nin aleyhine verilecek olan bir penaltı pozisyonu var arkadaşlar. Bu verilmiyor ve yine Gaziantep lehine verilmesi gereken bir penaltı var. Bu verilmiyor. Burada bakın fotoğraflarıyla birlikte bunlar var. Sizlerin zaten çok da yabancı olduğunuz pozisyonlar değil bunlar. Ben bunları gösteriyorum. Sonra arkadaşlar dördüncü hafta hepinizin hatırlayacağı üzere Ankara'da Ankara Gücü maçında yine verilmeyen, bakın orada ikinci fotoğrafa bakarsanız göreceksiniz, kabak gibi penaltı var. Dördüncü hafta bu oluyor Ankara Gücü maçında. Fenerbahçe Ankara'dan haram 3 puanla dönerken 5. hafta İstanbul'da oynanan Antalya maçında farklı bir tablo mu oluyor? Hayır, orada da farklı bir tablo olmuyor. Bu defa Antalya çok çok iyi oynuyor, öne geçiyor. Ama gelin görün ki orada da Antalya'nın maçı berabere taşıyacak penaltısı verilmiyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın devam ediyoruz. 8. haftaya geliyoruz. 8. haftada bunlar Kasımpaşa ile oynuyorlar. Kasımpaşa'ya attıkları ilk gol %1 milyon faul. Ki Rize maçında Galatasaray'ın attığı golün öncesinde faul var diyorlardı. Halbuki bunların yalayıcıları, yıkayıcıları, hani yorumcuları, programcıları var ya medya içerisinde, ulusal kanallarda, onların bile Galatasaray'ın Rize'ye attığı gol öncesi faul yok demelerine rağmen ve de yine onların Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'ya attığı ilk gol öncesi buz gibi faul var ve de Ceko'nun kendini yere atışı penaltı değil demelerine rağmen arkadaşlar bunlar algıları kendi kafalarına göre oluşturuyorlar. Ve geliyoruz arkadaşlar 11. haftada Trabzon maçına. Trabzon bunları evire çevire evinde yeniyor mu? Yeniyor. Bunlara tam 5 gol atıyor mu Trabzon? Atıyor. Ama 5 golün sadece 3'ü sayılıyor. Hele hele bunların lehine verilen 2 tane penaltı var ki arkadaşlar evlere şenlik. Ama kimsenin kıkı çıkmıyor. Dahası hele hele Trabzonspor'un attığı 2 gol var ki inanılmaz nizami goller, iptal ediliyor hakemler marifetiyle. Kim? Zorbay Küçük. Kim? Mete Kalkavan. Şimdi bunun gibi örnekleri çoğaltalım. Hadi gelelim en son örneğe. En son örnek arkadaşlar bunlar Karagümrük ile bir maç oynadılar. En dipteki maç. Orada zaten olanı biliyorsunuz. O Samet'in hani bu şurasına gelen top, hani penaltının babası, ağababası diyen kendi adamları, kendi yalayıcıları, yıkayıcıları, kendi yorumcuları, onu bu penaltının ağababası, bilmem ne babası diyenler utanmadan, sıkılmadan hakem işte Karagümrük maçında bizi doğradı. Bütün gri ve kritik pozisyonlarda rakip takım lehine kararlar verildi dediler, diyorlar, demeye devam ediyorlar. Peki bunlar kendi maçlarıyla ilgili böyle haksız kazandıkları ve de aldıkları haram puanlara rağmen ne yapıyorlar arkadaşlar? Bir de Galatasaray'ın oynadığı maçları takip ediyorlar ve bileğinin hakkıyla Galatasaray'ın kazandığı maçları da tartışılır hale getirme adına bir senaryo yazdılar. Ben buna dikkat çektim zaten. Dedim ki bakın bundan sonra Galatasaray'ın kazanacağı maçlarda hakemlere isteyerek, bilerek bir iki tane Galatasaray lehine hata yaptıracaklar. Ve bu hatayı da Galatasaray'ın aleyhinde kullanacaklar. Bakın Galatasaray hakemlerle kazanıyor ama Fenerbahçe de hakemlere rağmen kazanıyor. Yani bu algıyı oluşturma adına her türlü gayreti, her türlü dalga dümeni deniyorlar ve maalesef kısmen de başarılı oluyorlar. Çünkü bunların anlayacağı en yüksek perteden en sert şekilde Galatasaray'ın cevap vermesi lazım. Ama Galatasaray yönetimi de diyor ki biz bunlarla ne muhatap olacağız?
Bunların yolu belli, aklı belli, fikri belli. Bunlarla biz bu yolda girmeyiz. Biz çıkarız sahaya kardeşim. Maçımızı kazanırız. Yolumuza devam ederiz. Çünkü onların artık Galatasaray'la muhatap olacak halleri kalmamış. Onlar bütün yaşadıkları skandalları nereye getirip bağlıyorlar? Ligdeki bir iki tane hakem hatası. Hakem hatası onların lehine, Galatasaray'ın aleyhine olacak. İstedikleri bu. Galatasaray hakemlerle kaybetsin ama onlar hakemlerle hep kazansın. Ama maalesef işte bu Zorbay Küçükler, Mete Kalkavanlar, Arda kardeşler, gelin görün ki bunlarla Avrupa'ya gidip de bunların maçlarını konfeksiyon kupasında yönetmiyorlar. Abi bunlar her ikisi, hem jimnastik kulübü hem de malum fırıldak tipin takımı ya da suyun karşı tarafındaki takım diyelim. Bunlar abi perşembe akşamı, gecesi gol yemeye başlıyorlar. Cuma sabahına kadar gol yemeye devam ediyorlar. Ya da şöyle söyleyebiliriz. Bunlar Kasım ayında başlıyorlar gol yemeye. Aralık ayında da gol yemeye devam ediyorlar. Böyle enteresan yanları var bunların. Türk futbolunu rezil etmişler. Türk futbolu adına en ağır kapkara geceleri yaşatmışlar. Hem de kimlere yaşatmışlar? Kimler önünde yaşamışlar? Avrupa'nın sıradan takımları önünde yaşamışlar arkadaşlar. Bir tanesi North Zealand bilmem ne halsa, öbürü de işte artık son yıllarda adının hiç de duyurmadığı, geçmiş eskiden başarılıymış falanmışlar, bürüş takımı. Biri sahasında 5 yer, öbürü deplasmanda yarım düzine 6 yer arkadaşlar. Bu şimdi bunlar kabul edilebilir şeyler değil. E bunları nasıl kapatacaklar? Bunları nasıl unutturacaklar? Neler konuşturacaklar? Galatasaraylılar şimdi bunlarla toşak geçiyor ya. Bir dolu böyle yorumcular var, işte komedyenler, çeşitli skeçlerden alınmış göndermeler var ya arkadaşlar. E bunlarla iyice toşak geçtikleri için bunları unutturmak istiyorlar. Peki nasıl olacak? Galatasaray çıkıyor pendik gibi ki yani Galatasaray karşısında pendiğin durması mümkün değil. Galatasaray 3 gün önce abi çıkmış Manchester United takımıyla inanılmaz 52 bin taraftar önünde tüm dünya medyasının ve özellikle Avrupa medyasının çok yakından takip ettiği bir maçta 3 gol atmış. İstediği puanı tamamını almasa da en azından iddiasını devam ettirecek şekilde her şey yolunda giderken gelin görün ki bunları unutturmak, kendilerine toşak geçenleri dikkatini başka yöne çekme adına Galatasaray'ın Pendik'le oynadığı maçta efendim ne varmış? 2 tane penaltı varmış. Daha ne varmış abi? 2 tane penaltıyla kalsa iyi. Dahası başka şeyler var. İşte hakem bütün tercih haklarını Galatasaray'dan yana kullanmış. Pendik Spor'u doğramış. Bir defa şimdi bu hani ben dedim ya konuşana değil konuşturana bakacaksınız. Bu bildiriyi yayınlayana değil yayınlatana bakacaksınız. Ben bunu hemen ki bizim Haber 1905 Erdal kardeşimle maçtan hemen sonra yaptığımız canlı yayında Erdal dedi ki abi Pendik Spor'un açıklaması var. Hayır Pendik Spor'un değildir o açıklama daha Erdal okumadan değildir. Pendik Spor'un değildir o açıklamayı birileri yaptırtmıştır dedim. Nitekim haklı çıktım. Herkes de biliyor ki o açıklamayı fırıldak giller cephesinden yapılıyor. Bunu gayet net bir şekilde biliyoruz. Burada da zaten bu açıklamayı bakın burada gayet güzel bir şekilde de buna cevap veriliyor. Ultra Aslan da zaten hadiseye uyanmış. Bu açıklamayı kim yaptırdı? Kim kaleme aldı? Hiçbir hakem hatası olmayan bir maç sonrası bu açıklamayı yapmanızın mutlaka bir akıl hocası vardır. Ya bunlar şaka gibi ya. Bakın Rize maçında da yaptılar. Diğer maçta da yaptılar. Bunlarda bir tane vardı ya. Baki Selo mudur? Haki Salo mu? Selo mudur? Neyse işte Salo mudur? Selo mudur? Neyse bir tip çıkıp böyle cır 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 konuşuyor. Madem konuşuyordun 6-7 maçtan sonra neredeydin Selo derler adama da. Geçelim bize ne? Şimdi arkadaşlar açıklama yapıyor Pendik Spor Kulübü. Ya kardeşim
Bir adam bu kadar bir kulübü yapmayın birilerinin uydusu haline getirmeyin. Fırıldağın halkaları olmayın. Yapmayın. Sen önce dua et ki Galatasaray gibi bir takım bugün değeri 200-300 milyon euro dolayında olan bir takım senin tarlanda gelmiş maç yapıyor. Zemin olarak söylemiyorum. Köylerde bile öyle bir stat yok. Bir belediye başkanının devasa pankartını, başarı bilmem nesini izlemek zorunda mıyız lan biz? Ne bu? Bu rezillik ne? Federasyon demez mi? Lan buraya adam politika yapıyor orada. Yakında seçimler var. Oy alabilme adına asmış oraya bir pankartı. Milletin gözünün içine soka soka. Seyirci yok. Bir şey yok. Ne olacak? Rezillik bini bin para. Elektrik doğru dürüst yanmaz. Futbolcu topa vurur, top caddeye gider. Caddeden arabanın egzozlarının dumanı içeri gelir. Ne var? Burada maç oynanacak. Federasyon, işte ülke futbolunun hali. Ondan sonra biz Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızlarından bu sahada futbol oynamasını bekleyeceğiz. Motive olmalarını bekleyeceğiz. Ya adam 3 gün önce Manchester'la oynamış. 52 bin seyirci önünde oynamış. Gelmiş o milyonluk yıldızlar, o dünyanın tanıdığı yıldızlar senin köy stadında oynayacaklar. Seyirci yok, o yok, bu yok. İki tane politikacının pankartı önünde oynayacaklar. Ondan sonra utanmadan, sıkılmadan hayali penaltıları böyle kafanda oluşturacaksın. Hakem iki penaltımızı vermedi. Üstüne üstlük bütün haklarını Galatasaray'dan yana kullandı. Estek köstek. Bu senin fikrin mi? Değil. Kimin fikri? Fırıldakların fikri. Fırıldakgillerin fikri. Onların söylediklerini bildiri haline getireceksin, yayınlayacaksın. İşte burada arkadaşlar. İçeriği önemli değil. Boş verin. Yok penaltımız verilmedi. Burada da haklı olarak arkadaşım bakın. Onlara soruluyor. Bakın onlara soruluyor. Onlara eleştiriler de geliyor. Ultra Aslan da çok net bir şekilde zaten diyor kardeşim. Diyor ki Ultra Aslan. Malum takımla oynadıkları maçı rakip yarı sahaya geçmeden tamamlayan Pendik Spor. Pendik Spor madem bu kadar hassastı da neden 5 gol yedi kendi sahasında? Peki. Ya başka şeyler de var da Pendik Sporlu oyuncunun kasıtlı olarak Ferdi'ye yaptığı penaltı, hakemin de vermediği penaltı bir tezgah, bir dalga dümen bir oyun değil miydi? Bunu herkes biliyor. Ben de biliyorum. Herkes biliyor. Şimdi Galatasaray maçı sonrası bu açıklamayı size kim yaptırdı? Cevap verin diyor. İşte Galatasaray'ın daha doğrusu Ultra Aslan'ın açıklaması böyle. Size bu açıklamayı kim yaptırdı? Soru işareti. Ben biliyorum kimin yaptırdığını da. Siz de biliyorsunuz. Şimdi bunların arkadaşlar çok yalayıp yıkadıkları bazı tipler var. Ki o tipler Galatasaray düşmanlığı yaparlar. Bunları da sürekli yalayıp yıkarlar arkadaşlar. Bir tanesi böyle bir açıklama yapmış. Uzunca bir tweet atmış. Diyor ki Pendik Spor'un penaltı beklediği iki pozisyonu da izledim diyor bu arkadaş. Meşhur eski hakemlerden biri. Yok penaltı falan. Kazımcan'ın hareketi dışarıda ve aksiyon içeride devam ediyor ama içeride müdahale falan yok. Yani Kazımcan ceza sahası dışında bir hareket yapmış. Evet ama aksiyon devam etmiş. İçeride bir hareket yok. Diğer pozisyonda Nizami diyor. İki ayak da topa gidiyor. Amaç topa dokunmak. Yok penaltı falan demiş aynı tip. Şimdi bunun gibi daha böyle diğer pozisyonlara da açıklayanlar, söyleyenler var. Hani işte penaltı yok, penaltı yok diye kimlerin söylediği, hangi dalga dümencilerin söylediği. Burada isim var arkadaşlar. Hepsi bir bakın. İşte bu pozisyonla ilgili de isimler önemli değil. İşte daha yeni hakemliği bırakmış Fırat'tan başlayarak bilmem kime kadar penaltı yok 2, 4, 6, 7. 7 tane tip arkadaşlar penaltı olmadığını söylüyor. Diğer pozisyonda da yok. Ama hatırlayın Galatasaray Beşiktaş maçında Icardi'ye
O Gezzal denen oyuncunun, Gezzal mıdır neyse, onun yaptığı hareketi hatırlayın. Penaltı mı? Penaltı. Ona penaltı demeyenler, tamam mı? Şimdi penaltı bekliyorlar o bakan bunun pozisyonda. Ortadaki bir topa iki ayak birden gidecek ve penaltı olacak. Ama bunlar sahibinin sesi oldukları için bu bildirileri utanmadan, sıkılmadan abi yayınlayanları, ya daha doğrusu bunlar yayınlamıyor da bunları birileri diyor ki böyle bir bildiri yayınlayın diyor. Öyle istiyorlar. Çünkü şartları öyle getirmişler, öyle kurgulamışlar arkadaşlar. Şimdi her neyse, bizi kimin ne halt yediği ilgilendirmiyor. Ama şunu söyleyelim, hani diyor ya iki tane penaltımız verilmedi. Ben de diyorum konuşana değil konuşturana bakın. İki tane penaltı. Ne iki tane penaltı? He? Gidin bakalım penaltı nasıl oluyor? Kimlerin maçlarında o penaltılar verilmiyor? Gidin. En son geçen haftaki Karagümrük maçına gidin bakalım. Orada görürsünüz penaltıların nasıl olduğunu, nasıl verilmediğini. Galatasaray'ı kimsenin bugüne kadar koruduğu, kolladığı yok. Galatasaray'ın da haram puanı yok arkadaşlar. Gazete başlıklarını hızlı bir şekilde bakalım. Ne demişler arkadaşlar? Aslan zirve yaptı 2-0. Zirvenin hakimi tabi burada özellikle ikinci golü atan Ziyeş'e vurgu yapılarak gidilmiş. Yine zirvenin hakimi bakan bir espri yapmışlar inceden. Liderliğin keyfine diyor. Bakın bir liderliğin keyfine demişler. Galatasaray maç fazlasıyla malum takımın önünde. Arkadaşlar Aslan zirveyi 12'den vurdu diye bir başka başlık var. Devam edelim. Aslan geç uyandı. Evet, Galatasaray ilk yarıyı boşa geçirdi. O söyleyeceğim orada. Aman aman beklenen bir futbol yoktu ama bunun normal olduğunu söyleyebiliriz. Oyuncularıma uyanın dedim diyor. Çünkü arkadaşlar az önce anlattım. Siz öyle bir statta getirir de Manchester maçında 3 gün sonra maç yapın derseniz o antrenman havasında bile geçmiyor işte o maç. Ondan sonra da beklenen tempo olmuyor, mücadele olmuyor, o olmuyor, bu olmuyor. Bir de rakibin durumuna baktığınız vakit maalesef böyle oluyor. Bakın burada ne diyor arkadaşlar? En altta Süper Ligi, lig tarihinin en başarılı, en iyi Galatasaray'ı arkadaşlar. En iyi Galatasaray'ından söz ediyoruz. Okan Buruk 50 maçta galiba, takım tam bilmiyorum, 40. galibiyetini almış. Öyle de bir takım gerçekler var. Şimdi Okan Buruk da zaten söylüyor. Biz yeteri kadar tempolu oynayamadık, dikini oynayamadık diyor. O da görüyor. Demek ki bazı şeyleri o da fark etmiş ama sonuç itibariyle o anda futbolculara bunu şu veya bu nedenden dolayı yaptıramamış. İkinci yarıda kilidi açtık diyor. Evet, kilit ikinci yarıda açıldı. Tamamen oyununu kontratak üzerine kurmuş. İşte atarsam bir tane o atarım. Atamazsam da yemediğim sürece kardayım meselesiyle böyle gidiyor. Devam edelim. Bakalım başlıklar. Gereğini yaptık, kazandık diyor. Evet, gereği yapıldı ve kazanıldı. Bir tane bakan bu golüyle, ardından da bakan bu golüne eklenen Ziyech harika, nefis, uzaktan attığı nefis bir golle 2-0 kazanılan bir maç var. Ama ne yapacaklar? Çamur atacaklar. Bu aslan başka aslan arkadaşlar. Doğru, bu aslan bir başka. %100 katılıyorum. Galatasaray'ın kaliteli, yıldızlar topluluğu bir kadrosu var. Öyle 3 gün arayla bir Avrupa'da, bir ligde, tamam ligde oynadığınız maçta, işte az önce şartları anlattım. Hangi şartlarda oynadıysanız. Galatasaray ilk yarıda yeteri kadar etkili değildi. Siz ne yaparsanız yapın futbolcuları bu tür maçlara motive edemezsiniz arkadaşlar. Hele ki bu tür sahalarda motive edemezsiniz. Haksızlık yapmayalım. Elbette Galatasaray'ın sıkıntıları var, eksikleri var. Hocanın bazı tercih yanlışları var. Bunlar olacak zaten. Bunlar olmadan olmaz. Sürekli siz hayatı baklava börek yiyerek geçiremezsiniz. Ara sıra işte tatlılar, acılar da olacak arkadaşlar. Füzelerin hakimi Ziyech demişler. Başlık bu. Güzel. Devam edelim. Ne de olsa aslan. 2-0 kazanılan bir maç. Ne de olsa aslan. Aslandan zirveye pençe. Evet, aslandan zirveye pençe. Ve cimbom zirveye kuruldu demişler. Evet, cimbom zirveye kuruldu. Zaten sezon sonunda da zirvenin tek patronu olacak. Kazı kazan diye bir başlık atmışlar. Galatasaray'da
Kazıdı kazandı arkadaşlar. Aslan güle oynaya. Evet. Çok güle oynaya geç. Yani çok da sıkılmaz. Zaten Galatasaray tempoyu biraz yükseltseydi maç farklı yere giderdi. Keskin nişancı nişancı. Burada da Ziyech kastediliyor. Ve de arkadaşlar yine bu işte bildiri, bu bildiriye soru işareti. Hiç soruya moruya gerek yok arkadaşlar. Bu bildirinin kimler tarafından yayınlatıldığını bizler biliyoruz. O bildiriyi yayınlayanlara değil, yayınlatanlara bu sözlerimiz. Bu sözlerimiz onlara gidiyor. Lütfen siz de oralara gidin arkadaşlar. Bütün paylaşımlarınızı bu gerçekler üzerinden yapınız. Benden size tavsiyem. Şimdi bundan sonra Galatasaray'ın arkadaşlar bunların oluşturacağı ya da kötü niyetli bir takım adına yorumcu dediğimiz Galatasaraylı olup da öyle görünüp de aslında Galatasaray düşmanı olan tiplerin oluşturacakları algılara dolmuşlara gelmeyin arkadaşlar. Bunlar her fırsatta Galatasaray'a vuracaklar, vurmaya devam edecekler. Yok Galatasaray hakemlerle kazandı, yok Galatasaray maçlarında hakemler bunu yapıyor falan diye. Göreceksiniz oynanacak olan son maçtan sonra, yani Fenerbahçe-Sivas maçından sonra algılar oluşturulacak. İşte şöyle geceydi, böyle geceydi, estekti, köstekti. Utanmadan, sıkılmadan bunu yapacaklar. Buralara gelmek, düşmemek lazım bu tuzaklara ve Galatasaray'ın da şunu yapması lazım. Bizim kardeşim kimsenin haram puanına ihtiyacımız yok. Neyse hakemler çıkacaklar, kararlarını ona göre verecekler. Ama Galatasaray'ı tuzağa düşürme adına Galatasaray'ın maçlarında kasıtlı olarak önceden yazılmış bir senaryonun da kurgulanan bir senaryonun da sahneye konulmasına müsaade etmeyiz diye en yüksek perdeden cevap verilmesi lazım. Bunların bütün amacı 24 Aralık akşamı Kadıköy'de oynanacak olan maça zemin hazırlamak. Bakın işte Fenerbahçe hakemlere rağmen kazanıyor. Galatasaray da hakemlerle kazanıyor. Deyip o derbi maçta 24 Aralık akşamı Kadıköy'de oynanacak olan maçta en büyük hayalleri, en büyük düşünceleri dalga dümen olduğu için bu hakem rezaletlerini orada getirip Galatasaray'ın karşısına çıkaracaklar. Ellerini o maç için güçlendirmeye çalışıyorlar. Ama ben size bugünden şunu söylüyorum. Ne halt yerlerse yesinler arkadaşlar. Bak ne yaparlarsa yapsınlar. İnanın bana Galatasaray'ı Kadıköy'de yenemezler. Yenemezler. Güçleri yok, kapasiteleri yok, kaliteleri yok. Ayakta duracak halleri yok arkadaşlar. Tek güvendikleri yer TFF, MHK, rakip takımlarla işte kendilerine yakın olanlarıyla el ele verip bildiriler yayınlatmak, abidik gubidik işler yapmak, yaygara koparmak, ağlamak, sızlamak. Ya madem bu kadar büyüksünüz, madem bu kadar güçlüsünüz de sıradan, osuruptan, teyare takımlardan neden beşer, altışar gol yiyorsunuz? Neden perşembe günü gol yemeye başlayıp da cuma sabahına kadar gol yiyorsunuz? Neden Kasım ayında gol yemeye başlayarak Aralık ayına kadar goller yiyorsunuz? Önce bunun hesabını verin. Türk futbolunu rezil etmişsiniz. Önce bunu anlatın, anlatabiliyorsanız. He? Önce bunları anlatacaksınız. Vay efendim biz gruptan çıkarız. Lan konfeksiyon grubundan çıksan ne olur, çıkmasan ne olur. Bana ne? Türk futboluna ne katkınız var? Türk futbolunun neyse nokta nokta. İpini çektiler bunlar. Bunlardan bir şey beklenmez arkadaşlar. Ya bunlar köy takımı. Efendim 3 tane eksiğim vardı. Defansımda şu yoktu. Orta sahamda da bu yoktu. Ne var? O yüzden yenildik. Hadi ya. Hadi ya. Ya daha düne kadar yalayı bıkadığınız bu Arap İsmail'e. Ha ne oldu birden? Galatasaray Bayern Münih'ten, Manchester'dan böylesine goller yeseydi çoktan Okan Buruk'un kellesini almıştınız. Ne oluyor? Ne oluyor? Neden? Geçen sene Jesus Efendi'ye yaptığınız aynı şeyleri yala yıka yala yıka ondan sonra tenekeyi bağla gönder.
Bu herkesin çok göklere çıkardığı, övgüler yağdırdığı dönemde ben size ne dedim? Benim sohbetler aşağıda var arkadaşlar. Her seferinde dedim ki Fenerbahçe kötü oynuyor. Fenerbahçe görüldüğü gibi bir takım değil. Göreceksiniz böyle temaslı oynayan, yakın oynayan, güçlü oynayan birileri çıktığı zaman bunların foyası meydana çıkar dedik. Trabzonspor 5 tane attı, 3'ü sayıldı. Adana Demirspor'la oynadılar ki Adana Demirspor takımı aslında bunların kazanması için her türlü kıyağı yaptı ama buna rağmen yine kazanamadılar. Ha, Adana Demirspor demişken o Hollandalı Kluivert var ya antrenör, onun oynattığı Fenerbahçe'ye karşı da karşı oynattığı futbolu inşallah Galatasaray'a karşı da oynatır. Öyle hani geriden oyun kurmalar bilmem neler. Bak Galatasaray adamı nasıl perişan ediyor. Şimdiden söylüyorum. Galatasaray Adana Demirspor önünde en kolay galibiyetlerinden, en farklı galibiyetlerinden birini alacak. Göreceksiniz. Ha, dalga dümen, hakemler, puştuk, üçkağıtçılık, belden aşağı vurma. Artık bundan sonra hep olacak, hep devam edecek arkadaşlar. Bunu yapacaklar. Bundan dönüş yok. Bunu unutmayın. Onun için ben sizleri uyarıyorum. Ne olursa olsun birlik, beraberlik içerisinde yola devam etmek lazım arkadaşlar. Şimdi burada bir sürü işte gördüğünüz gazetelerden övgü dolu başlıklar var. Yok keskin nişancıydı, yok oydu, yok buydu. Estek köstek. Peki bunlar daha önce ne diyorlardı abi? Galatasaraylı olanlarda, olmayanlarda. Galatasaraylı gibi görünüp Galatasaray düşmanlığı yapanlar, yalama yıkama yapanlar, oraya yalama. Fenerbahçe bakın nasıl transferler yapıyor, uçaktan indiriyor, sahaya sürüyor. Galatasaray ne kadar sakat oyuncu varsa onları topluyor. Galatasaray'ın oyuncularını biz bir şey söyleyemeyiz. Bak Ziyech kronik sakat mı? Zaha kronik sakat mı? Ne olduğu belli değil. Ne yaptıkları belli değil. Transfer böyle yapılır diyen, özellikle Galatasaraylı olarak bilinen bir takım düdük makarnaları, tamam mı? O düdük makarnaları şimdi efendim Fenerbahçe bu kadar sakatlık niye var da estekti de köstekti. Şimdi Ziyech'i yalıyorlar. Dün yaptıklarını unutmuşlar. Dün yaptıkları rezillikleri unutmuşlar. Şimdi Ziyech yağlaması yapıyorlar. Galatasaray yağlaması, yıkaması yapıyorlar. Bakın arkadaşlar, Ziyech de, Zaha da, Sanchez de hani gelenler en çok kime geçirdiler bu aralarda? Endombele de yavaş yavaş geliyor. Şimdi işte vay efendim Tete şöyle de Tete Mete böyle. Tete görürsünüz ne olur ondan sonra. Bunları da geçiyoruz arkadaşlar. Ha bu arada tabii kıyısından köşesinden Icardi'ye de çakanlar var. Akıl verenler var. Icardi sakatsan oynama ya. Niye oynuyorsun ya falan. Ha, lan var ya bunların alayı çakal arkadaşlar. Lütfen bu çakalların dolmuşuna gelmeyin. İnanın bana. Bu Galatasaraylı gibi görünüp, bak Galatasaray gibi görünüp ama Galatasaray düşmanı olan o dallaraklara dikkat edin. Onların kafalarında ne tilkilerin dolaştığını görün arkadaşlar, görün. Onların kime hizmet ettiklerini sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Lütfen arkadaşlar, uyanık olun, eleştirimizi yapalım, uyarılarımızı yapalım ama bundan sonra öyle kelle avcılığı, oydu buydu yapmanın bir anlamı yok. Galatasaray önce cuma akşamı Adana Demirspor'la oynayacak. Sonra salı akşamı gidecek Danimarka'da Kopenhag takımını evine çevire yerle bir ettikten sonra grubundan inşallah ikinci olarak çıkacak. Elbette futbolda her türlü sonuç var. Biz böyle önceden büyük konuşmuyoruz, palavra sıkmıyoruz. Galatasaray'a güveniyoruz ve diyoruz ki Galatasaray'ın Avrupa'da oynadığı futbol evet bir başka. Hele hele Avrupa'nın deplasman ayağında oynadığı daha da başka. Almanya'da Bayern Münih'e karşı Galatasaray'ın oynadığı futbol ama Portekizli bir şerefsizin, bir nobre denen puştun yaptığı rezillikler. İngiltere'de yine aynı şekilde Manchester'a karşı oynanan futbol ve alınan 3 gollü galibiyet. Bütün bunları biz üst üste koyuyoruz ve başka bir gerçek daha var. Evet,
Filistin'le ilgili UEFA gerçek yüzünü, çirkin yüzünü gösterdi. Galatasaray'ı son iki maçta özellikle Almanya'da Bayern Münih maçında Portekizli hakem, o puşt hakem, İstanbul'da da bu defa İspanyol puşt hakem, Portekiz'den geri kalmayan puşt hakem, herhalde bunlar artık emmi çocukları mı, teyze çocukları mı neyse, aynı rezillikleri yaptılar. Galatasaray'ın ister istemez bir Manchester, bir Bayern Münih galibiyetlerine engel oldular bunlar. Ama her neyse. Ha, Danimarka'da, Kopenhag maçında aynısını yaparlar mı? Yapmazlar diyemem. Belki daha da beterini yaparlar. Ama her neyse ellerinde patlayacak. Galatasaray onlara Hanya'yı, Konya'yı gösterecek. Arkadaşlar ve başa dönelim tekrar. Bu bildirilere fazla takılmayalım. Bu bildirileri fazla ciddiye almayalım. O bildiriyi yayınlayanlara değil, o bildiriyi yayınlatanlara, yani onların sahiplerinedir bizim bu sohbetlerimiz. Sen pendik ya, etin ne, butun ne de Galatasaray karşısında o bildirinin arkasına gizleneceksin. Daha doğru dürüst gidecek tuvaletin bile yok ya. Ha. Neyi konuşuyoruz? Oturacaksınız oturduğunuz yerde. Böyle bir federasyon varsa bu takımlarda işte lige çıkıyor. Kardeşim diyeceksin ki 15 bin kişilik cillop gibi stadı olmayan çıkamaz Süper Lig'e. Koyacaksın maddelerini utanmadan, sıkılmadan, playoff oynayalım da Türk futboluna yayacağın, Türk futbolunun marka değerini kimler düşürüyor? İşte bunlar düşürüyor. Bunlar düşürüyor. Bunlarla nereye varacaksınız? Bu bildiricilerle, onlarla, bunlarla bir adım ileri gidemeyiz arkadaşlar. Artık bunlara engel olmanın, bunlara dur demenin zamanı gelmiştir de geçiyor. Türk futbolunu yerlerde süründürüyorlar. Bunların yüzünden hepimiz rezil oluyoruz, kahroluyoruz ya. Ayıptır ya. Servet Yardımcı diye bir adam var. Türkiye'nin UEFA'daki temsilcisi. Hemen onun kellesini kopartması lazım. Özellikle Galatasaray'ı. Galatasaray doğranmış ama adamın umrunda değil. Tabii adam Rizeli, Fenerbahçeli. Bak, tabii ki Galatasaray doğransın ister. Galatasaray'ın doğranması için gider onlara yardım eder bile. Ya kimlerle uğraşıyoruz arkadaşım ya? İşte o bildiricilerin kafasına sahip bir başka tip. O yüzden arkadaşlar o penaltı menaltı yok kardeşim, unutun. Penaltı menaltı yok. Penaltı diyenlere neyse boş verin. Arkadaşlar hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Galatasaray haftayı 3 puanla kapattı. Futbola falan takılmayın. Adana Demirspor maçında da göreceksiniz Galatasaray'ın nasıl futbol oynadığını. Sonra Kopenhag maçında da göreceksiniz Galatasaray'ın nasıl oynadığını, nasıl tur atladığını. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşım yapmayı lütfen unutmayalım değerli kardeşlerimiz. Hepinize hayırlı, sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalınız.